Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Of, bir dakika, hemen kalkayım, bekleyin. Allah. Yok, böyle de olmaz ki. Ya ben niye uyanamıyorum? Bir saattir debeleniyorum uyanmak için ya. Baksanıza, pijamalarımlayım hala. Arkadaşlar, halimden de anlayabileceğiniz gibi çok yeni uyandım. Yani yeni uyanmadım ama uyanmaya çalıştım ve kendime gelme sürecime de bakarsak yeni kendime geliyorum. En az 1 saat 2 saat debelendim yani yatakta. Sürekli hazırlandığımla ilgili rüyalar görüyorum. Çekime gittiğimle ilgili rüyalar görüyorum. Hiçbiri yaşayamadı. Halbuki rüyamdayım yani. Beynim beni kandırıyor. Biraz daha uyu Pelin diyordu. Yeni kendime gelebiliyorum. Şu tipime bakın. Şimdi tam böyle yataktan kalkma halimle beraber çekeyim, vloga başlayayım. Dedim ki düzgün bir vlog olsun. Bugün birazcık dolu bir gün. Hem YouTube çekimim var, hem şimdi kalkacağım, bir spor yapmam lazım, kendime gelmem lazım. Sonra o YouTube çekiminden sonra ben kendim ders vereceğim. Today'e gideceğiz. Ondan sonra orada kendime ders alacağım. Sonra arkadaşımla buluşacağım falan. Kısacası bugünü sizinle paylaşmak istedim. Aşırı önemli bir şey yok. Ama biraz yoğun bir gün. Hem ofise hiç götürmemiştim sizi yani. Benim elimden gitmemiştiniz ofise. O yüzden dedim ki bugünü neden vloglamayayım? Çünkü son vlogumu sevmişsiniz sanırım. Umarım bunu da seversiniz. Şimdi bir an önce şu pijama kurtulup yataktan kalkıp odayı da hafiften bir toplayıp hemen kendime gelip tekrardan sizlerin yanına geliyorum. Koşun, hemen hazırlanıyorum. Tada! Evet, şu anda hazırlandım. Yani hazırlandım dediğim şey de saçımı topladım, odamı topladım. Spor için kıyafetlerimi giydim ve bir yandan da su içiyorum. Suyu unutmayın arkadaşlar. En önemli şey sabahları. Su içmek. Hızlıca kahve yapmaya geçiyorum. Şimdi sabahları spordan önceyse eğer, şimdi size beraber gidelim. Eğer sabahları spordan önce kahve içeceksem o zaman sütsüz içiyorum. Şimdi sabahları spordan önce ya sütsüz kahve içiyorum. Şu an ya filtre kahve içerim ya da espresso, ama espresso makinesi daha hızlı yaptığı için ve benim de genelde acelem olduğu için espresso içiyorum ama içemiyorum. Göreceksiniz zaten videoda. Bir de yine enerji gelsin diye bu Fitnat'ın şekersiz şeyinden yiyorum. Yer fıstığı. Aynen. Bu arada ben şekerlerinden nefret ediyorum. Normalde her şeyin şekerlisini severim. Ama şu var ya, şunu denemediyseniz gerçekten hayatta bir şeyler kaçırıyorsunuzdur. Ben bunun bağımlısıyım. Sabah akşam yiyorum ve çok güzel enerji veriyor. Ve yani sadece yer fıstığı var içinde. Hiçbir katkı maddesi yok. Çok güzel. Şimdi kahvem hazır. Üstüne soğuk su ekledim. Çünkü şöyle bir huyum var. Sıcak şeyleri yarım saat falan bekletmeden asla içemem. Bence biraz kötü bir huy. Çünkü mesela çay falan içtiğim zaman bekliyorum bayağı. Çünkü hani süte bir şekilde soğuk su falan ekleyebiliyorsun ama çaya ekleyemiyorsun. Yani eklersen tadı kötü oluyor. Her neyse, tamam, uzatmıyorum. İçiyorum. Acelemiz var. Bu arada sütsüz kahve sevmem normalde. Espresso dünyanın en ağır kahvesi. Böyle bir şey olamaz ya. Filtre kahve böyle değil. Evet, kahvemizi içtikten sonra şimdi size sabahları yaptığım karın egzersizini göstereceğim. Sadece 10 dakika. Şu anda sporu bitirdim. Karnım acı çekiyor. Bu arada ben bayağıdır spor yapmıyordum. Bu hafta başladım. Arkadan da kuşum eşlik ediyor. Duyuyorsunuz seslerini. Her neyse, bu hafta başladım. O yüzden birazcık hamladığım için böyle karnım acıyor, bacaklarım acıyor. Nereye çalışırsam ertesi gün pert oluyorum. Sizinle beraber kahvaltı hazırlayacağız. Dünyanın en basit kahvaltısını hazırlayacağım. Normalde avokado tostlar yapıyorum. Sağlıklı muzlu pankekler yapıyorum ama şu an öyle bir vaktim yok üzgünüm. Ya normalde dediğim arada sırada yapıyorum böyle sıkıldığım zaman yumurtadan falan.
Bu arada belki de en az 10 kez aradım, açmıyor. Bir yandan onu aramaya devam edeceğim. Buradan sesini duyabilirsiniz. Bir tane yumurta kıracağım. Aslında 2 yumurta yiyorum en az her gün ama bir tane kalmış. Şansıma bak. Yumurtayı bayağı bir çırpıyorum. Belki hala uyuyor bu arada. Böyle köpürene kadar çırpırma gözükmüyor ki. Nasıl göstereceğim? Sonra birazcık tuz. Ya limon sıkıyorum. Yes. Bu okey. Şimdi plan yapacağım. Böyle bir tane plan... Yukarıdan gitar sesi geliyor. Böyle bir plan defteri, ajanda aldım. Ajanda diyeyim. Evet, ajanda çünkü. Ama süresiz ajandalardan. Böyle 2022'ye özel falan değil. Sen yazıyorsun tarihini. Bayağıdır ben buna başlıyorum. Tamam mı? Ve sonrasında bırakıyorum yani. Mesela pazartesi yazıyorum. Salı günü unutuyorum. Çarşamba yazıyorum. Cuma'ya kadar bir daha dokunmuyorum falan. Neyse şu an 3. günüm ard arda yaptım. Şimdi Cuma'ya geldik. Bakın böyle yazmaya başlayacağım, onu tamamlayacağım. Mesela bugün yapmak istediğim ne var? Ve bu arada ben bayağı bir şey yazıyorum. Mesela birine mesaj atmam lazım veya arkadaşıma bir şey sipariş edeceğim veya annem için bir şey sipariş edeceğim. Hepsini yazıyorum çünkü o küçük küçük şeyleri bile böyle yaptım olarak işaretlemek beni mutlu ediyor açıkçası ve şu an mutlu olmaya ihtiyacım var. Böyle spor yapıyorum falan, hepsi dopamin salgılatıyor. Böyle küçük şeyler de aynı şekilde. O yüzden gün içerisinde aslında böyle mutluluk hormonu salgılatacak şeyler yapmak lazım. Bu da beni mutlu ediyor. Şimdi yapmam gerekenler mesela en basitinden Instagram'da Reels paylaşmayı unutuyorum. Her gün bir insan bunu unutabilir mi? Unutabilir. Pelin seni unutuyorsunuz. Mesela onları falan yazacağım. Reels paylaş. 2000 years later. Benim artık hazırlanmam lazım. Saçımı, makyajımı falan yapayım. Tamamen hazırlanayım. Sizi artık onlarla meşgul etmeyeyim. Çünkü bugün zaten uzun bir gün. Öyle yaparsam video çok uzun olur. O yüzden tamamen hazırlandığımda geri döneceğim. O zaman Pelin hazırlanmış haliyle. Hazır mısınız? Geliyor. Arkadaşlar ben hazırlandım. Ama bilin ki çekim iptal oldu. Belki 5 saattir hazırlanmıyor. Biliniz 1,5 saat falan olmuştur. Ben salak gibi evde bekliyorum. Şöyle göstereyim. Bunları giydim. Böyle işte bir şeyler yaptım kendime. Bir şekilde hazırlandım. Şimdi belki beklerken ben de TikTok çekiyordum. Ondan sonra dedim ki Pelin sen vlog da çekiyorsun. Neden vlogunu göstermiyorsun bu TikTok'ları nasıl çektiğini? Şimdi belki beklerken çektiğim bir tane videoyu göstereceğim. Eğer beni TikTok'ta çok önceden keşfettiyseniz karantina zamanında ben hep mutfakta çekiyordum. Çünkü odamda çekilebileceğim bir alan yoktu. Ve eşyalarım, kıyafetlerim falan yani gerçekten çekilecek gibi değildi. Ne ışık giriyordu ne benim bir ışığım vardı. Yani şu an gördüğünüz bu odayı çok daha sonradan yeniledik. Tamamen bu hale getirdik. Her neyse ben mutfakta çektiğim için dedim ki nostalji olsun bir geriye gidelim. O yüzden gittim TikTok'ta bir dans videosu çektim. Şimdi eğer ihlal yemezse göstereceğim. Yani şu an sesli bir şekilde açıyorum, kısık sesle. Eğer YouTube'da ihlal yersek zaten sesini kısarak paylaşırız. Burada çok heyecanlandım. Çünkü uzun zamandır böyle bir şey çekmiyorum ya. Böyle bir şey aldı. Bir de değişim çektim. Onu da sessiz açayım. Çünkü bundan büyük ihtimalle telif yeriz. Bu akımı biliyor musunuz? Look me in my eyes. Don't I feel nice?
Arkadaşlar şimdi Berk'in yanına iniyorum. Böyle çantalarımı falan aldım. Neyse aklıma bir fikir geldi. Bu gözlük aslında numarasız. Ama benim gözlerim normalde bozuk. O yüzden Berk'e şaka yapacağım. Diyorum ki artık bunları takmam lazım. Çünkü işte numaralı gözlük falan pişman. Bakalım yiyecek mi veya yakıştıracak mı? Sizce nasıl oldu? Aslında bence tatlı. Bilmiyorum. Tatlı ama yani sürekli kullanamam. Bir de gözlüksüz bakalım. Gözlüksüz ya. Ama bazı insanlara çok yakışıyor. Mesela benim kuzenim var, Selen. Çok yakışıyor yani. Gözlük o kadar yakışıyor ki bana o kadar yakışmadı ama olsun. Neyse bakalım belki yiyecekmiş yakınız. Aç kapıyı! Açsana! Aç! Aç! Delirdin mi? Niye açmıyorsun? Şifreyi söyle. Lütfen. Şifreyi söyle. Lütfen. Gözlüklerin yeni mi? Hayırlı olsun. Evet. Annemler şey geçenki gözümün aynısından yaptırmışlar. Yani. Numaralı artık bunu takacağım. Yakışmış mı? Numaralı mı? Evet. Yalan söyleme. Vallahi. Yakışmış mı? Yakışmış. He? Yakışmış. Gözlüklü mü gözlüksüz mü? Ama ben senin gözlüksüz daha çok seviyorum. Peki bununla hayatımı 6 ay daha sürdüreceğim ama. Olsun. Sevdin mi? İyi hadi aç kapıyı. Tamam arabaya girerken gözlüğünü çıkar. Girmiyorum lan. Gel. Özür dile. Tamam gelme. Giderim ben. Aç. Kırarım ki arabanı. Yakışmış mı? Denesene. Resmen hayatı daha canlı görüyorsun. O senin için geçerli. Benim için değil. Ver bakayım. Nasıl? Sen resmen profesörsün şu an var ya. Profesör. Bakayım. Bir inek oldun sen. Ben olmadım. Evet. Ne? Kötü bir şey mi inek olmak? Ben gayet seviyordum. Ama İçi inek, de arı değil misiniz? İnek size? Olmak farklı. Arı. Zeki, çalışkan ama sosyal, lanet olsun playboy olmak farklı. Ne? Sen hayır, gerçek anlamda musun? Playboy değil. Gerçek anlamda playboy değil. Oyun hadi. Oynayan, oyun play yapan playboy. Al ya. Salak, ben de kandım. Aa dur. Arkadaşlar bir de siz deneyin. Hadi götür beni. Şimdi arkadaşlar dans okulunun oraya geldik. Ama girmeden önce Berk'e bir tane test yapacağım. Bana da ver lan onu. Ne içtim diye içmeyeceksin mi? Çok acıymış. Hazır mısın? Evet. Testimizin adı erkek arkadaş testi. Şimdi ben buraya gireceğim ama başka bir kızım. Tamam. Tamam. Sen de kafedesin. Tamam. Bekle. Ay. Ay. Merhaba ya. Nasılsın? Tanışıyor muyuz? Hayır. Sanki bir yerden bana tanıdık geldin ya. Of sıcak da oldu. Sosyal medyadandır. Olabilir. Ya şey. Ya ben bayağıdır senin videolarını falan izliyorum da. Bayağı tanıdık gelmiştim. Yani. Evet. Demek ki oradan şimdi sen sosyal medya deyince ben de hatırladım orada yakışıklı bir çocuk vardı falan. Ben de dedim ki. Ben de dedim ki yani şey. Neden? Tamam tamam biraz şuradan konuş. Bir sarılabilir miyim? Hayır. Ama çok büyük hayranınız. Sen hayranını geri mi çeviriyorsun belki? Çok ayıp. Hayır geri çevirmiyorum da hanımefendi. Biraz abarttın. Siz ne içiyorsunuz peki? Bu nasıl bir rol lan? Bu yürüyen kız değil. Bu bildiğin işi Dobren. Sus bir dakika. Merhaba. Merhaba. Sanırım sizi bir yerden tanıyorum ya. Sosyal medyadan mı? Sosyal medya. Olabilir. Şey kız arkadaşınız çok tatlı. Bayağı tatlı. Bayağı yani ben de sizin gibi bir ilişkim olsun çok istiyorum gerçekten. Yani olamaz şimdi. Herkes kız arkadaşım gibi değil yapacak bir şey. Gerçekten mi? Evet. Ama biliyorsunuz değil mi yani bir insanla da ömür mü geçer be? Geçer. Geçmez. Geçer. İnsan bir sıkılır hep aynı karakter. Biz geçiriyoruz. Gerçekten evet, mi? Evet 4 yani, sene olacak. Hayran kaldım. İnsan 4 senemiz kızı. 3. senemizi devirdik. Bir kıyafeti 4 sene giyiyor musunuz? Yani 8 giydiğim de oldu. Ya peki bir şey soracağım.
Şöyle bir hanımefendi, az önce 3 hanımefendi daha geldi. Şu içeceğimi rahat bırakın. Peki ne önerirsiniz? Yani sosyal medya hakkında ben birazcık şey istiyorum. Birazcık sosyal medya hakkında öneri istiyorum da yani yok kusura bakma senin de zamanını çalıyorum. Ben böyle arada vuruyorum ya rahatsız olmuyor musunuz? Ben mesela böyle yaptım ya rahatsız olmuyor musunuz? Ay yok. Bana dokunuyorsunuz. O zaman şöyle bir tane şey yapsam. Sen kızı öptün mü lan? Bak. Ha? Bak ha? İlk başta dur yanlış anladın dur. Kulüptesin dans et. Bir dakika. Of ya beyefendi. Bek. Sevgilim var. Ya şuradaki çocuklar. Sevgilim var. Şuradaki çocuklar ya benim de sevgilim gelecek de şuradaki çocuklar beni rahatsız ediyor. Birazcık koruyabilir misiniz? Lütfen. Tamam. Şey bari biraz sevgilim gibi davransanız çünkü oradaki çocuklar bayağı rahatsız ediyor. O kadar olmaz. Hayır o kadar ediyor. Olmaz. Ama onlar şimdi gelecek. Arkadaşlar bir derdiniz varsa bu hanımefendinin sevgilisi varmış. Evet kendisi sevgilim. Ben değil. Ne diyorsun? Kendisi sevgilim. İndir mi beni? İndir. Anlayacaklar. 2 saniye. Pelin. Pelin yak. Tek başıma kulüpteyim. Tek başıma kulübe gidebiliyorum yani. Bitti test arkadaşlar. Geçemeyen. Arkadaşlar şimdi Berk'le olan testimizden sonra Berk şu anda arabayı park ediyor. Ben de Today'e geldim tabii ki. İlk önce kendim ders vereceğim sonra ben ders alacağım. Hayır. Arkadaşlar bakın burada... Çok güzel. Bakın burada benim kulüp yardımcım, canım arkadaşım Sıla var. Dünyanın en tatlı şeyi işte tatlı. Bakın. Evet. Ya! Bak eyelinerlarına bakın. Dur aç orayı. Bak burada kalk. Bak kalpler var. Çok tatlı. O klip de bana yardımcı oluyor. Şimdi sınıfı ısıtacak. Değil mi ısıtacaksın? Kaç evet, derece? Evet ısıtacağım bilmiyorum. Bir çok ateş alacak. Öyle olacak. Senin onan yeterli olur. İltifat ettim duymadı ya. İltifat ettim. Dedim ki senin olman yeterli olur. Arkadaşlar ders şimdi bitti bakın. Today'in ikinci stüdyosu şurada kaldı. 3 saattir dersteyim. 1,5 saat kendim ders verdim. 1,5 saat Emre Hoca'dan ders aldık. Şu an ölüyorum açlıktan. En son kahvaltı yaptıktan sonra atıştırmıştım ama asla Pelin'e yeter mi? Yetmez. O yüzden şimdi gidiyorum. Güzel bir yemek gömeceğim. Berk de tıraş olmaya gitti beyefendi. Beni sattı zaten çok aç değilmiş. O yüzden onun şeyi bittiğinde... Ay çok tanım insanı bitiyor da. Onun işte tıraşı bittiğinde yanıma gelecek. Bir de Ceyda Hanım'ı bekliyorum. Ama onun dersi geç bitiyormuş. Yani tek başıma kaldım. Evet arkadaşlar şu anda sonunda eve geldim. Anne oradan bir ses mi geldi? Vallahi videoyu böyle koyuyorum. Duyulduysa benden değil. Evet arkadaşlar sonunda eve giriş yapabildim. Saat 11.30 mu 12 mi ne oldu artık. Vallahi yoruldum ama hala yapacak işlerim var ama artık sizi sıkmak istemiyorum. Annem de sırf size hello diyebilmek için gitti saç bandı takıyor. Sen her halinle güzelsin gel. Dur buranın ışığı iyiydi. Değil. Tamam gel buraya gel. Gel. Anne şimdi bir açıklama yapman gerekiyor. Sen. Oy. Sen. Ay melek. Melek. Bir şey diyeceğim. Sen geçenki vlogumu sevmedin mi? Evet sevmedim. Niye çirkin çıktın diye mi? Hayır çirkin evet, değil. Sen her zaman sen güzelsin. Çirkin çıktın diye değil. Ne? Bütün gün hep böyle akşama kadar mayışıktın o yüzden. Hani depresyona çıkıyordun. Hani dışarı falan çıkmadın ya o yüzden. Yani vlog demek kalkacaksın, yapacağın işlere koşturacaksın. Öyle yatarak akşama kadar evin içinde vlog olur mu? Olur. Oldu sevdiler.
Sevdiniz şimdi... mi? Arkadaşlar aramayız. Şimdi... Beni üzmeyin. Gerçek... Peki en sevdiğin çocuğum ben miyim? Kız çocuğun, en sevdiğin kız çocuğun. En sevdiğim kız çocuğum sensin. Çünkü başka kız çocuğum. Yani iyi ki de yok. Falak demişim, o zaman beyin mermemiş. Ne güzel küçük çocuk. Evin ha. Küçük çocuğu mükemmel. Büyük çocuk her şeyi yapıyor. Küçük çocuk sadece. Ama olsaydı baban yapıyor. Arkadaşı olurdu şimdi. Evet. Doğru. Ya. Bir tane babama arkadaş. Tam bir tane doğru artık. Tamam. Oo, dinler razı. Arkadaşlar. Pelin yarın kanalına mutlaka abone oluyoruz. Başka ne yapıyorlar? Beğeni atmayı, like atmayı unutmuyoruz. Yorumlara? Yorumlara kalplerle mi dolduruyoruz? O da olur. Tamam, annem öyle istedi. Arkadaşlar yorumlara istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Annemi sevenler de yorumlara kalp bıraksın o zaman. Annem öyle ben istedi. Ben onları en az senin kadar seviyorum. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Öp sen de bir tane. Bye bye.